Tercümelerine verdiğimiz nutuk ve makaleler münasebetiyle iki önemli hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Allah'ın lütfuyla Kur'an'dan alıp insanlığın istifadesine sunduğu hakikatler, belli bir zamanda belli kişilerin, belli bir topluluğun veya bir milletin istifadesine, saadetine vesile olan hakikatler değil, her zamanda geçerli ve bütün insanlığın ihtiyaçlarını karşılayan Kur'ani hakikatlerdir. Ve böyle olduğunu Bediüzzaman 31 Mart hadisesinde zulmen idamla yargılandığı askeri mahkemede şöyle der: "Ceridelerde neşrettiğim umum makalatımdaki umum hakaike nihayet derecede musırrım. Şayet zamanı mazi canibinden, asr-ı saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olunsam, neşrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcatının modasına göre bir libas giydireceğim. Şayet müstakbel tarafına 300 sene sonra Tenkidat-ı Ukala mahkemesinden tarih celpnamesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri tevessü ve imbisatla çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim. Demek hakikat tahavül etmez. Hakikat haktır. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Bu sebepten asla ve kat'a, dar, sığ, taassuplu ve hastalıklı bakış ve fikirlerle bakıp, tartıp, yanlış, noksan, hayal ve hatıra gelmeyen manalar verilmemesini önemle arz ediyoruz. İkinci olarak verdiğimiz tercümeler asla ve kat'a, aslının yerini tutamaz, aslıyla kıyas dahi edilemez. Bizim bu yüzeysel tercümeleri vermekle yapmaya çalıştığımız, o paha biçilmez eserlerden insanları haberdar etmek, sadece ve sadece uzaktan baktırıp bu Kur'ani ilaçların aslına teşvik etmektir. Malumdur ki uzaktan ilacı göstermekle veya ilacın faydalarını anlatmakla hiçbir şekilde tedavi olunmaz. Ancak o teşvik edilen ilacın kişinin bizatihi alıp kullanması lazımdır ki istifade edebilsin. Bu münasebetle bizzat aslını okumanızı tavsiye eder, anlamakta zorlandığınız mevzularda yardımcı olacağımızı tekrar hatırlatmak isteriz.